İyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam sizi gece gündüzde müziğin gündemiyle karşılıyoruz. Müzik dünyasında yeni çalışmalar, yeni şarkılar peş peşe yayınlanıyor. Mabel Matiz ve Mert Demir'in sürpriz düeti, Kenan Doğulu ve Ege Çubukçu'yu buluşturan renkli şarkı, Selami Şahin'in üçlemesinin son şarkısı. İşte müzikte öne çıkan çalışmalar. Uğraştım deli gibi, hala son bir sözüm var, dinlersin beni değil mi? Bir yandan yeni albümünün şarkılarını teker teker hayranlarıyla buluşturmaya devam eden Mabel Matiz, sürpriz bir düetle karşımızda. Matiz, son yılların öne çıkan alternatif isimlerinden Mert Demir'le Antidepresan şarkısında buluştu. Sözü Mert Demir ve Mabel Matiz'e, müziği ve prodüksiyonu Mert Demir'e ait olan synthpop türündeki ritmik şarkı dinleyicileri geçmişe götürüyor. Nereye baksam hep bir çare, insanlar okuyor lanet, özüne baksan hepsi fani, bitmiyor ki mücadele. Bir başka sürpriz düet Ege Çubukçu ve Kenan Doğulu'dan geldi. Rap müziğin sevilen isimlerinden Çubukçu'ya What's Love şarkısında Kenan Doğulu eşlik etti. Dolanır ayağıma gölgen, büyüyor çıkma yataktan, dön gel. Güne başlamak için daha erken. Şarkının bir restoranda geçen eğlenceli klibi de kısa sürede dikkat çekti. Uyurken bile çekiyoruz hasret, dışarıda hüzün ve kasvet. Sal telefonu, bugünü pas geç. Göksel'le yaptıkları müzik çalışmalarıyla tanınan Osman Şahin, ilk solo şarkısını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Söz ve müziği Osman Şahin'e ait Dağıldım adlı şarkıya iki versiyon hazırlandı. Görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Sabi Saltıel ve Osman Şahin imzalı ilk versiyonla birlikte şarkının Göksun Çavdar imzalı Damar versiyonu da bulunuyor. Usta yorumcu ve besteci Selami Şahin, bir süre önce Beklenen Sensin ve Durma Git'le başladığı üçleme projesini Kilitlendim Sana Ben adlı şarkısıyla tamamladı. Kopamıyorum senden, kopamıyorum. Yapamıyorum sensiz, yapamıyorum. Söz ve müzikleri Selami Şahin'e ait şarkıların düzenlemelerini Aykut Gürel üstlendi. Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da vizyona girecek. Filmde Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Kariyerinin, hayatının daha baharındayken 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan Barış Akarsu ile ilgili filmde bir de sürpriz var. Barış Akarsu'nun ölmeden önce yazmaya başladığı fakat tamamlayamadığı bir şarkı yıllar sonra yeniden gün ışığına çıkıyor. Barış Akarsu'nun annesi tarafından film ekibine iletilen kayıt filmin akışını da değiştirdi. O şarkı İsmail Ege Şaşmaz tarafından yeniden film için yorumlandı ve işte o şarkıdan şimdi bir bölüm getiriyoruz ekrana. Hasretin içimde bir yangın. Kaçması imkansız bir tuzak gibi. Terk edişin içinde bir gülüş. Tıpkı yanındaymışsın gibi.
kokunu duyuyorum, her an özlüyorum seni. Gitme diyemediğim için üzgünüm, ne olur anla beni. Ne olur anla beni. Şimdi çıksam karşına, desen mi yeniden merhaba? Siler miyim yaşları gözlerimden bu defa? Şimdi çıksam karşına, desen mi yeniden merhaba? Başlar mıyız en baştan? Hem Türkiye'de hem yurt dışında çağdaş sanat alanında özgün işler üreten Ahmet Güneş Tekin bu kez İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Güneş Tekin'in İzmir'deki sergisinden notlar geliyor şimdi ekrana. Ahmet Güneş Tekin'in Gavur Mahallesi isimli sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının mübadele ana teması çevresinde göç ve yerinden edilmelerin tarihine odaklanan farklı disiplinlerden çalışmalarını bir araya getiriyor. Tabii İzmir'de sergi yaparken aklıma ilk gelen, hepimizin aklında olan mübadele. Bu yüzleşmelerden bir tanesiydi ve aslında hafızamızın da en önemli olaylarından bir tanesidir mübadele. Yani böyle bir karanlık günahı mutlaka aydınlığa çıkarmak gerekiyordu ve sanat yoluyla yüzleşmemiz gerekiyordu. Küratörlüğünü Şener Özben'in üstlendiği sergide insan olmanın tarihsel, kültürel ve politik olarak çok yönlü etkilerini anlama olanağı sunuluyor. Bu bavullar bu mübadelede konan sınırdı. 20 kiloluk bir bavul alabilirsiniz ve 20 dolar. O yüzden öyle bir sembolik bir şeydi. 1920'lerden 60'lara kadar olan kullanılan bu bavulları işte antikacılarda, müzayede şirketlerinde, internet üzerinde, film şirketlerine kiraya veren kostümcülerden toplayarak 250 tane bavul bulundurduk. Güneş Tekin Vakfı'nın ilk projesi olan sergi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hazırlandı. Sanatın gücünü, evrenselliğini ve o sanatçının olağanüstü vicdanını, cesaretini, her şeyini görmek mümkün. Çok mutluyuz. Sergi 5 Mart'a kadar Atlas Pavyonu'nda izlenebilir. İstanbul tasarım dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Karim Raşit'i ağırlıyor. Mimariden ambalaja 13 ayrı alanda 4000'den fazla tasarıma imza atan Karim Raşit, özellikle tasarım alanında eğitim alan gençlerin de çok büyük ilgisini çekiyor ve Karim Raşit Türkiye'deki tasarım ve üretim anlayışını değerlendirdi. I'm a designer. I'm inventive. I'm a perfectionist. Sanat dünyası onu plastiğin prensi olarak adlandırıyor. Renkli çalışmalarıyla tasarım dünyasına yön veriyor. Dünyanın en ünlü tasarımcılarından biri kabul edilen Karim Raşit bir kez daha İstanbul'da. Çalışmaları MoMA, Center Pompidou gibi saygın müzelerde sergilenen Karim Raşit, endüstriyel tasarım alanlarından mimariye kadar 13 ayrı dalda eserleriyle tanınıyor. Sabun kutularından meşrubat şişelerine kadar çok geniş bir yelpazede tasarımlara imza atan sanatçı, Uluslararası Banyo ve Seramik Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Karim Raşit, 2001'de Dünyayı Değiştirmek İstiyorum adlı kitabıyla adını duyurmuştu. Yes, I've been saying it for a very long time. Evet, bunu uzun zamandır söylüyorum. İlk kitabımın adı Dünyayı Değiştirmek İstiyorum. İnsanlar bunu söylememi kibirli bulmuştu. Ama son 20 yılda yaşadıklarımız tasarımın dünyayı değiştirdiğini kanıtlıyor. Örneğin bir elektrikli otomobil tasarlarsınız ve dünyayı değiştirirsiniz. Tasarım günlük hayatın her alanında var. Tasarım mühendisliktir, tasarım hizmettir, tasarım toplu ulaşımdır. Şehirler, ürünler hepsi birer tasarımdır ve bunlar dünyada değişime katkıda bulunabilir.
Aynı zamanda daha az tasarlayıp dünyadan, doğadan daha çok alabiliriz. Sürdürülebilirlik için dünyadaki zararlı kötü ürünleri iyilerle değiştirebiliriz. Mesela sandalyeleri plastik yerine doğada çözülüp yok olabilen malzemelerden tasarlayabiliriz. Yani bir kez daha evet, tasarımla dünyayı değiştirebiliriz. Kırktan fazla ülkede 3000'den fazla tasarımı bulunan Kerim Raşit, Türkiye'de de çeşitli projelere imza attı, tasarımcılarla çalıştı. Sanatçı, Türkiye'nin özellikle mobilya üretiminde büyük potansiyel taşıdığına inanıyor. This is how I see Turkey. There's ingenuity. Türkiye'ye bakınca yaratıcılık, donanım, disiplin, teknoloji ve kalite görüyorum. Ama üzgünüm ki orijinallik göremiyorum. Türkiye, dünyadaki en büyük ikinci mobilya üreticisi ülke olsa da, dünyada tanınan Türkiye'den çıkmış bir mobilya markasını söylemek çok zor. Ancak marka olmak artık o kadar zor değil. Sadece bir gecede küresel bir markaya dönüşebilirsiniz. Yapmanız gereken en başta ihtiyacınız olan uzmanları bulmanız ve onlara güvenmeniz. Sevgili seyircilerimiz, iklim aktivistlerinin dünyanın önde gelen sanat eserlerine saldırarak gerçekleştirdikleri eylemler tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. İklim aktivistleri ünlü sanatçıların eserlerine karşı bu eylemleri yaparken muhtemelen bunu toplumsal bir hareket olarak kurgulayarak yapıyorlar. Ne kadar amaca hizmet ediyor orası tartışıla dursun. Son olarak Goya'nın tablolarına hedef aldı aktivistler ve eylemciler Goya'nın iki tablosuna kendilerini yapıştırmaya çalıştılar. Ama bu yeni bir olay değil ve geçmişte de birçok farklı nedenle aktivistler ünlü tabloları hedef aldı. O yüzden gelin daha öncesinde de hedef alınan tablolar hangileriydi bir bakalım. Bir süredir dünyaca ünlü ressamların milyon dolarlık tabloları iklim aktivistlerinin hedefinde. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştiren aktivistlerin hedefinde bu kez İspanyol ressam Francisco Goya'nın tabloları vardı. Eylemciler Goya'nın iki tablosuna kendilerini yapıştırmaya çalıştı. Futuro ve Hetel adlı grubun üyesi olan eylemciler, iki tablonun asılı olduğu duvara, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık artışı sınırına istinaden 1,5 derece yazdı. Geçtiğimiz aylarda bir başka aktivist eylemi Almanya'da yaşanmıştı. Potsdam şehrindeki Barberini Müzesi'ne giden Son Kuşak adlı çevreci grup, Monet'in 110 milyon dolar değerindeki saman yığınları tablosuna patates püresi fırlattı. İtalya'nın başkenti Roma'da da iklim aktivistleri tarafından Van Gogh'un 1888 yapımı tablosu hedef alındı. Ondan bir süre önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da iki aktivist Van Gogh'un Sunflowers, Ayçiçekleri adlı tablosuna domates çorbası fırlattı. Hollanda'daki Maurits House Müzesi de aktivistlerin saldırılarına maruz kalan müzelerdendi. Müzede bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in inci küpeli kız tablosuna Just Oil destekçileri saldırdı. Aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı. İş Bankası müzeleri 10 Kasım'da 08.30'da açılıyor sevgili seyirciler. İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, aramızdan ayrılışının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birlikte anmak üzere 10 Kasım Perşembe günü sabah 08.30'da ziyarete açılıyor. Müzeler akşam 18'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Başkaca başlıklarımız da var. Gigi Hadid Twitter'daki hesabını kapattığını duyurdu. 2023 Oscar törenini sunacak isim belli oldu. Avatar'ın yönetmeni James Cameron serinin geleceğiyle ilgili umutsuz konuştu. Bıçaklar Çekildi Gizemli Bir Serüven filminden ilk fragman paylaşıldı. Bu notlarla ve detaylarıyla bir haber turu geliyor. Biz de haber turuyla veda ediyoruz. İyi akşamlar. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'daki hesabını kapattığını duyurdu. 27 yaşındaki süper model, Twitter ne kimse için güvenli bir yer ne de zarardan çok yarar sağlayacak bir sosyal platform dedi. Hadid'in platformdaki takipçi sayısı 10 milyon 500 bini geçmişti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 12 Mart'ta Los Angeles'ta gerçekleştirilecek 2023 Oscar törenini talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın sunacağını duyurdu. Jimmy Kimmel Live adlı programın sunucusu ve yapımcısı Kimmel, ABC kanalında yaptığı açıklamada, üçüncü kez Oscar'lara ev sahipliği yapmak için davet edilmek ya büyük bir onurdur ya da bir tuzaktır. Her iki durumda da herkes hayır dedikten sonra bana bu kadar çabuk sorduğu için akademiye minnettarım dedi. Kimmel, etkinliğe daha önce 2017 ve 2018 yıllarında iki kez ev sahipliği yapmıştı. İkincisi uzun bir bekleyişin ardından 16 Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar'ın yönetmeni James Cameron, serinin geleceğiyle ilgili umutsuz konuştu. Üç Oscar'a sahip Kanadalı sinemacı, Total Film'le gerçekleştirdiği röportajda serinin ikinci filmi Avatar Suyun Yolu başarılı olmazsa dördüncü ve beşinci filmlerin iptal edilebileceğini açıkladı. Henüz resmi adı belli olmayan ve çekimleri tamamlanan Avatar 3'ün 2024'ün Aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor. Across the island I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer. Rian Johnson'ın gişede 311 milyon doların üzerinde hasılat elde eden Bıçaklar Çekildi'nin devam halkası Bıçaklar Çekildi Gizemli Bir Serüven filminden ilk fragman paylaşıldı. Ladies and gentlemen. There's been a murder. Son James Bond Daniel Craig'in dedektif Benoit Blanc rolüne geri döndüğü film, zengin arkadaşları tarafından giderek gerçeğe dönüşen bir cinayet gizem oyunu için Yunanistan'a davet edilen bir grup eski tanıdığa odaklanıyor. Kate Hudson'la Ethan Hawke'ın da kadrosunda yer aldığı film, dünya premierini Toronto Film Festivali'nde yapacak. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.